Cimen. Hı. Şunu benim için geçer misin gene? Ya anneanne vallahi yıldım ama artık ya. Wow, bu ne şıklık. Anne, yıkılıyorsun. Nereye? Teşekkür ederim. Fatma yemeğe çıkalım diye yedi beni. Ben de kıramadım. Gidiyorum. Ay git kızım git. Havan değişir. Hı. Kafam dağılsın biraz. Geç kalmam zaten. Sen de çok geç yatma. Tamam, hadi iyi eğlenceler. Hadi görüşürüz. Ay. İyi ki geldik ama değil mi? Vallahi ben çok daraldım. Hep ev, hep ev. Bana da iyi geldi. Bütün gün okul, ev, okul. Başka bir şey yok. Arkadaşım. Canımın içi. Ben sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Ama bana kızmayacaksın, tamam mı? Yine ne oldu? Yok. Öyle kötü bir şey yok. Az sonra buraya benim kuzenim gelecek. Bir de bir arkadaşı daha. Nasıl buraya derken? Yani bizim yanımıza mı? Evet. Can. Avukat. Çok beyefendi bir müvekkili varmış. Ya Fatma sana inanamıyorum şu an ya. Yahu bir dur kızacak bir şey yok. Adamın bizim burada olduğumuzdan haberi dahi yok. Böyle tesadüfen tanışılmış gibi olacak. Merak etme. Ya Fatma ne gerek var şimdi böyle bir şeye? Gerek var ya da yok. Tamam mı? Canımın içi. Ne olur yani yeni biriyle tanışsan ha? İki sohbet etsen. Fena mı olur? Ya sanki git evlen dedik kadına. Ya Fatma bak ben böyle emrivakilerden hiç hoşlanmıyorum biliyorsun. Ha çok gereksiz şu an yaptığın. Yok yok. Kabahat ben de. Ha niye söylüyorsun ki yani? Canım. Bak. 40 yılda bir şey yapmaya çalışıyorum. Senin için. Yahu. Bak çok üzülüyorum ha. Sen ciddi misin şu anda? Evet. Ne var yani? Hani iki konuşsanız. Ha gerçekten? Evet. Ne olur. Ne olur. Fatma. İyi tamam ama bak bir daha sakın. Söz. Söz. Ömer sana bir şey söyleyeceğim. Söyle kardeşim. Biraz sonra seni biriyle tanıştıracağım. Ne? Kuzenimin bir arkadaşı. Nereden çıkarıyorsun oğlum? Benden çok rica ettim. Benim de tanıdığım en düzgün insan sensin. Yani ben birazdan görücü usulü bir randevuya gideceğim öyle mi? Galiba öyle görünüyor. Ben sana ne diyeyim ki can? Abi kadın seninle tanışmayı çok istiyormuş. Ama bilmiyor gibi yapacak tabii. İlişki isteyen çok çok düzgün bir kadınmış. Bakma öyle abi evlenecek halin yok. Yani en kötü takılırsın yani beğenirsen. Ya Can insanların karşısında beni düşürdüğün durumun farkında mısın sen? Niye böyle şeyler yapıyorsun ki? Abi bilmiyor ki senin bildiğini. O yüzden senin açından bir sıkıntı yok. Ya daha ne olabilir bir sıkıntı Allah aşkına yani. Hoca arayan bir kadınla akşam yemeğine gidiyorum. Daha beter ne olabilir ki? Millet kafayı yemiş gerçekten. Ortada düzgün adam yok diyor kadınlar. Beni bulmuşlar yani. Gerdin beni şu anda. Diyorum ki acaba şöyle makyajını falan mı bir tazelesen? Hayır canım ne münasebet. Aman tamam. Üf. Kıvılcım. Bak sakın adama ters davranma tamam mı? Sakın. Eğer hoşlanmazsan, sıkılırsan falan bir işaret çek hemen kalkar gideriz. Tamam mı? Tamam Fatma. Ya nasıl gerdin beni şu an anlatamam. Ya tamam bir şey yok. Geliyorlar. Gülümse. Sağ ol Fatmacığım. Beni şu soktuğun duruma bak. Tamam sakin. Thank you.
tanıştırmak istediğin kadın orada oturan beyaz elbiseli değil, değil mi? Evet, o. Çok güzel değil mi? Allah seni kahretsin canım. Hello. Güzel. Ne tesadüf. Merhaba. Fatma ben. Ömer. Merhaba. Can. Kıvılcım. Çok da tesadüf sayılmaz. Biz tanışıyoruz kendisiyle. Seni her gördüğümde beni daha çok şaşırtıyorsun. Kaç tane kıvılcım var ben çözemedim. Hangisinin gerçek olduğunu anlatırsan sevinirim. Nasıl? Kendisi abimin dünürü olur da.